Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı tavada lahmacun nasıl yapılır onu göreceğiz. Öncelikle kameramı ayarlayayım. Bütün malzemelerimizi sayalım. Ondan sonra yavaş yavaş işlemlerimize başlayalım istiyorum. Öncelikle ben 3 su bardağı un eledim buranın içine. Hamurumuz un, tuz, maya ve sudan oluşuyor. İç harcımız için de bir tane kırmızı kapya biberim var. Bir tane orta boy soğanım var. Siz çoğaltabilirsiniz soğanları. Bu bana yeterli geliyor. Birkaç diş de sarımsak kullanabilirsiniz. Ben onun yerine bir tane büyük diş kullandım. Biber kullandım birkaç tane. Bir tane domatesim var. Maydanozum var. Limonu zaten sunumda kullanacağım. 150 grama yakın kıymam var. Şöyle göstereyim. 150 grama yakın kıymam var. Ben şimdi 3 kişilik yapıyorum. Tuzum var. Şöyle karabiberim var. İsotum var ve pul biberim var. Bir kaşık salçam var. Şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Benim bütün malzemelerim bunlar. Öncelikle hamurumu yoğurmakla başlayacağım. Hamurum çünkü biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Ardından da sizlerle birlikte iç harcını hazırlayacağız. İsterseniz yapılışına geçelim. Evet, hamurumuzu yaptık. Şöyle göstereyim. Naylonla örttüm, üzerine kaldırdım. Öncelikle bir bıçak almam gerek. Şöyle soğanımızı dörde bölüp robotumuzun içine koyuyoruz. Biberlerimizin saplarını ayırmamız gerekiyor. Onları da bölüp koyuyorum. Maydanozu en son ekleyeceğiz. Çünkü maydanoz çok erirse işimize yaramaz. Kesinlikle bu karışımı yapmanız gerekiyor. Bayılıyorum ben bu karışıma. Gerçekten yaptığımız zaman evden çok güzel kokular yükselmeye başlıyor. Malum dışarıda bir lahmacunun fiyatını biliyoruz. Çocuklarımıza dilediğimiz kadar yapıp yedirebiliriz. Domatesin kabuğunu soymayacağım. Siz dilerseniz soyabilirsiniz. Şöyle sarımsağımı da koyduktan sonra robotumuzdan geçireceğiz. Evet. İç harcımızı hazırladık, gösterdiğimiz gibi. Bu sırada isterseniz biraz daha sıvı yağ ya da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Bana göre yeterli bu. Şöyle hamurumuz da biraz dinlendi bizi iç harcımızı hazırlayana kadar. Bir miktar un alacağım şöyle üzerine. Bunların hepsini beze yapacağız şimdi. Evet, hamurlarımızı yani hamurumuzu bezelere dönüştürdük. Şimdi burayı temizlemek istiyorum çünkü şöyle undan birazcık temizleyeyim. Açtıklarımı oraya koyacağım çünkü. Şöyle bir merdaneye ihtiyacımız var. Göz kararı istediğimiz büyüklüğe getirip bütün yufkalarımızı açacağız. Ardından pişirmeye yakın iç harçlarını üzerine sürüp
ardından pişireceğiz. Şöyle bir tane göstereyim. Çok zorlanıyorum şu anda, hem tripod elimin altında hem tezgahın üstü dolu. Büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bence bu büyüklük benim için ideal. Evet arkadaşlar, bir tane yufkamızı açtık, şöyle göstereyim. Şöyle bir tepsimin içine un serpiştirip ardından yufkalarımı onun içine koyacağım. Çünkü tezgahta yer yok. Hepsini orada üzeri bezle örtülü bir şekilde bekleteceğim. Evet arkadaşlar, size bir şey daha göstermek istiyorum. Öncelikle yufkamı biraz daha açayım istedim. Umarım dibine yapışmamıştır. Şöyle biraz daha unladıktan sonra yufkamı biraz daha kenarlardan da açtıktan sonra arkadaşlar, şimdi yufkanın boyutunu her zaman aynı ayarlayamıyor olabiliriz. Sizin eliniz çok iyidir. Aynısını tutturuyorsunuzdur. O zaman buna hiç ihtiyacınız yok. Ama yok, ben tutturamıyorum, hepsi de aynı boyutta olsun istiyorum diyorsanız size bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Öncelikle biraz daha büyütmek istedim. Şöyle istediğiniz büyüklükte bir tabağa şöyle yufkamızın üzerine koyuyoruz. Ardından böyle bir bıçağınız da olabilir, yoksa normal bıçakla da kesebilirsiniz. Şöyle kenarlarından hoşumuza gitmeyen taraflarını aldık. Tabağımızı kaldırdık. Şöyle gördüğünüz gibi yufkamız muntazam oldu. Şu şekilde. Bunu yapmamızın sebebi hem yufkalarımızın aynı boyda olması hem de görüntü olarak güzel olmalarını istiyorsak size önerimdir. Ya da isterseniz artık hani şekil çok önemli değil, büyük de olabilir, küçük de olabilir diyorsanız da hiç bununla uğraşmanıza gerek yok. Bunu da göstermek istedim. Arkadaşlar, tepsiye koymuştum sizin gözünüzün önünde ama olmadı. Şöyle masaya bez serdim. Ardından da bir parçasını da üstüne serdim. Bu da size bir fikir olsun. Ben genelde böyle minik yufkalar yaparken yapıyorum bunu. Bir de gözleme açarken. Bugün de bunu yapmam gerekti. Çünkü bütün aşamaları size göstermek için daha önceden ben parti parti yapıyordum. 3 tane açıyorsam 3'ünü hemen iç harcını koyup pişiriyordum. Ama şimdi bütün aşamaları birlikte görelim diye böyle yaptım. Bir tanesini iç harcını koyalım ve pişirmeye geçelim. Evet. Şöyle öncelikle birazını şöyle koyalım. Görünüyordur umarım. Yağ koymuştuk. Yağ yerine su koyanlar da var. Ama ben yağ koymayı tercih ediyorum ve çok güzel pişiyor. Pişirme tekniğimiz çok basit. Ben daha önceden fırında da pişiriyordum. Ama fırında pişirmek hem zahmetli hem de lahmacunumuzu kurutuyor. Ben tavada yapmayı tercih ediyorum. Hem gerçekten çok güzel pişiyor hem de çabuk pişiyor. Şöyle yavaş yavaş yapıyorum ki yanlış bir hareket yapmayayım. Şöyle diğerine de koyalım. Az az koyuyorum bu arada. Bütün hepsine yettirmek için kaşık hesabı yaptım. Zaten içindeki malzemeler bayağı bir çoğalttı.
İçinde çok malzeme olunca zaten sarması çok zor oluyor. Yerken de sıkıntı oluyor. Şöyle. Malzemeyi hazırlarken söylemeyi unuttum. Acısını kendiniz ayarlayın. Ben orta acılıkta yaptım. İsterseniz isotun ve pul biberini çoğaltabilirsiniz. Evet, iç harçlarımızı koyduk. Şöyle hepsini göstermek istiyorum. Hadi pişirmeye götürelim o zaman. Evet arkadaşlar, lahmacunumuzu tenceremize koyduk. Tenceremizi ısıtmıştım daha önceden. Ve böyle altını orta ayara getirdim. Kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Tencereyi alırken birazcık formu bozuldu. Çünkü iç harcını koyduktan bir süre sonra ben tencereyi aldım. Birazcık işim olduğu için. Şöyle ara sıra altına bakacağım. Ve tekrar kapağını kapatacağım. Daha büyük bir tencereniz varsa onu kullanabilirsiniz. Ya da lahmacunun boyutunu küçültebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bence hiç önemli değil. Arkada da bir tencerede daha pişirmeye başladım. Birazdan sonucunu da beraber göreceğiz zaten. Evet arkadaşlar, lahmacunumuzu kontrol edelim. Şöyle altına bakıyoruz. Birazcık daha dursun. Ondan sonra çıkartacağım. Size bir öneride bulunmak istiyorum. Lahmacununuzu tavaya koymadan hemen önce malzemesini koyun. Çünkü dağılıyor, genişliyor ve formu bozuluyor. Lahmacunumuz bu şekilde. Bir tane daha lahmacun koydum içine. Ocak mocak battı ama hiç önemli değil. Her zaman söylediğim gibi. Evimizde yemeğimiz olsun. Hiç önemi yok. Temizlik yapılır. Şöyle kapağını tekrar kapatıyoruz. Bunu da beraber kontrol edelim. Ardından sunumda görüşelim. Şöyle biraz daha pişmesi gerekiyor. Evet. Biraz daha pişsin. Evet arkadaşlar, lahmacunumuz pişmiş gibi görünüyor. Şöyle alalım. Şöyle pişirdiklerimizi de göstermek istiyorum. İki tane tencerede birden pişirdim. Yoksa bir taneyle yetiştirmek çok kolay olmuyor. Hemen pişiyorlar ama iki elden olunca daha çabuk pişiyor. Sonunda görüşmek üzere.